Evet, röportaj şey için belgesel için gelen misafirlerimiz geri döndüler, Belçikalılar. Bugün Korvos Kol var. Yanımda sevgili Korvos Kol veteranı Güney Seyhan ve Ömer Koçelli var. Burada Melike burada. Bu gece özel bir gece hepimiz için. Bugün Dagi'nin beline siyah kuşak takmayı düşünüyoruz. Artık bence bu sorumluluğa hazır. Bu gece çok heyecanlı bir gece olacak. Bu gece daha fazla çekim yapacağız. Ne diyeceğimi bilemedim. Daha ne diyeyim yani? Böyle takıldım kaldım ama güzel bir gece olacak. Bizim Korvos kollarımız zaten hep güzel olur. Ama bu gece biraz daha özel olacak. Ben aslında bunu orada maçtan hemen sonra yapmayı düşündüm ama sonra bizim için özel anların aslında bizim aramızda bunun gerçekleşmesinin daha uygun olduğunu düşündüm. Jiu-Jitsu ile alakalı konularda çok fazla pazarlama yapmayı sevmiyorum. Hani bu tarz en azından hareketleri olması gerektiği yerde yapmayı tercih ediyorum. Bu bizim için daha manevi bir durum. Onun için burada onunla beraber uzun zamandır terlemiş, ona emek vermiş, ona destek olmuş insanların gözünün önünde bu adımı atmasının daha anlamlı olacağını düşündüm. Öyle bu akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok çekim yapacağız. Bu videoyu da bu promosyondan hemen sonra yayınlayacağız. Onun için olmuş bitmiş olacak siz seyrettiğiniz zaman. Herkese selamlar, sevgiler, bay bay. Evet, Korvos Kol veteranı Güney Seyhan. Ha? Yarım dizli veteran. O bir oduncu. Peki böyle yapmayı sevmiyorum. Boş zamanlarında kütük taşıyorum ben. Ha, ben şöyle istiyorum. Anıl abi, sence bugün ne olacak? Tahmin istiyorum. Odun varsa onu taşırım. Yoksa rol yaparım. Bulduğum yerde rol yaparım. Korvos Kol rolla alakalı biraz, evet, değil mi? Bugün sanırım Dagi ile alakalı bir şeyler olacak. Bak sen çok şeytani. Evet. Dagi'nin haberi yok ama bugün kendisi bir sonraki adıma geçip tam sorumluluk alacak gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle, katılıyorum. Yeter artık dedim. Yani. Aynen. Dagi ve Korvos'u çok seviyoruz. Burak Hoca'yı en fazla seviyoruz. Sen kilitlendin ha. Sen o kilitlenen insanlardansın. Kameraya kilitlendi. Şu anda başka bir ilişkisi var kameraya. Ben de hiç konuşmuyor. Bak, hiç bakmıyor bana. Çok doğal oldu ama gayet güzel. Eyvallah. Merhaba. Işığı arkamıza alalım. Bütün teknik konuları çözemedik daha. Mikrofon işini hallettik bu arada. Şöyle bir şey var elimde. Bunu böyle direkt... Burada da şöyle bir şey var. Evet, bir garip. Neyse görünmedi ama görünmedi. Merhaba efendim, buraya kupayı almaya gelmiştik. Aldık. Ben müsaadenizle gidiyorum. O kupada tarih var, tarih. İçi de doluymuş. Neyse tabii, görmedim. Onun içinde oyuncakları var, onun için heyecanlandı, etrafında koşuyor. Efendim bugün buraya gelmemizin sebebi... Efendim yaşlı arkadaşlarımız var. Onları sevindirelim öncelikle. Ziyaret edelim gençler olarak. Burada bir genç bir arkadaşımız var. Benim izimden yürümeye karar vermiş. Ama dedim ki benim izim biraz kötü, yürüme. geldik. Bizim rengimiz hala biraz değişik bu arada. Değişik mi? Ama ben hafta sonu yandım. Burgazada'ya gittik. Ha. O yüzden orada bir ekstra yandım. Sen nasıl yandın? Sen bizim vlogları seyrederek mi yandın? Sen de koyusun. Ben yandım çünkü benim asabımı bozuyorlar 2-3 gündür. O yüzden kendim... İçeriden dışarı doğru yanıyorsun. Bir de ben gelirken ona fond de ten yaptım. O yüzden biraz daha şey görünüyor. Geldik, yeni bir Korvos Kol, yeni maceralar. bu akşam Dagi'yi de göreceğiz burada inşallah. Efendim teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Bay bay. Isırma şunu, ısırma. Isırmadım. Evet, misafirlerimiz gitti. Şimdi karşımda yeni bir dostum var. Kendini tanıt bakalım. Sen kimsin, niye geldin? Merhabalar, ben Mustafa. Halkalı'dan geldim buraya. Şimdi belki sorabilirsiniz neden bu kadar uzaktan Şişli'deyiz geldim. Bu arada. Evet. Ben MMA yapmak istiyorum. Gerçekten profesyonel anlamda yapmak istiyorum. Ve vloglardan gördüm burayı. Dedim ben buraya gitmeliyim diye düşündüm ilk başta. Ve yaklaşık bir hafta sonra, bu karar aldıktan bir hafta sonra buraya geldim. Direkt hani gözüm kapalı başlamak istediğimi söyledim. Sağ olsun Burak hocam da kırmadılar. Beni güzel şekilde karşıladılar burada.
Böylece test etmiş olduk seni. Bak kamerada utanmıyorsun, konuşuyorsun yani. Bu çok önemli bir parçası MMA'nin, bunu unutma. İşin iletişim kurma kısmı da çok önemli dövüşçü için. Çok iyi dövüşüyor olabilirsin ama iyi de iletişim kurabilmen lazım. Bu çok 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 kıymetli bir şey. Ne yaptın? Biraz geçmişinden bahsedin, dövüş sanatlarıyla alakalı. 2012'de kickboxla başladım dövüş sporlarına. İlk başta ailem sıcak bakmadı. Hatta ilk erkek kardeşim ve kız kardeşim kickboxa başladı. Ben çok istememe rağmen. Onlar başladıktan bir hafta sonra beni yazdırdılar. Kız kardeşim ve erkek kardeşim bıraktı. Ben o zamandan beri devam ediyorum. Senin içinde kaldı yani. Hep benim içimde kaldı bu sporu yapmak. Yani illa bir gün o ringe çıkacağım diye düşündüm küçüklükten beri. Ve yani bu da buraya gelmek de benim hayallerime bir adım daha yaklaşmak demek benim için. Umarım iyi olacak, hayalimi olacak. Gerçekleştireceğim ve o ringlere çıkacağım. Dövüş bir sanat dışında benim için bir yaşam tarzı olduğunu düşünüyorum. Yani dövüş olarak bakmıyorum. Bu bir sanat aslında. Bunu yapabileceğimi düşündüğüm için kalkıp buraya geldim. Sağ olsun Burak hocam da yardımcı oldu. İnşallah güzel bir yola çıkmış olacağız. İyi olacak, iyi olacak. İyi, süper. Hoş geldin o zaman. Çok teşekkürler. Video.
Yakından çek. Her dediği çıksın. Hoca beni ilk çağırdığında bir duraksadım çünkü aklıma direkt bir şey geldi. Ben bu ayın sonunda dövüşmeyi düşünüyordum ilavada. Maruk Şak'tan dövüşler şimdi diye. Yani ben Jiu-Jitsu'ya, yani spora ben Jiu-Jitsu'yla başladım. Hayatımda daha önce hiçbir spor yapmamıştım. Yani spor bana Jiu-Jitsu öğretti. Hani sağlıklı bir yaşam tarzı değişimi oldu benim için. En büyük katkısı bu oldu bana. Yani kemerin tabii anlamı çok büyük. Hani başarınızın bir simgesi ama önemli olan bu yoldan ayrılmamamız. 2 sene oldu başlayalı ama. Sen oradaki hocana da benim adıma teşekkür edersin. Çünkü onda bizim onun da katkısı çok büyük. Neredeyse 50-50 oldu aslında, değil mi durum şimdi? Evet, benim hatam. O yani o orada ne hata değil. Yani ben, orada burada çok yani devamlı gelemiyorum hocam. Evet. Ama orada çalışıyorsun ya. Orada, evet. Orada müsabıksın da devamlı. Sonuç ne olursa olsun dövüşmeye devam et bence. Bence mavi daha güzel. Ben çok istiyordum siyahta dövüşmek mavi kuşakta. Ciddi söylüyorum. Güzel bir şey yani. Yani çok şey kazanırsın. Şey olarak bakmayın ona. Kendinizden daha büyük bir şey gibi görmemeniz lazım. Büyük çünkü. Yani günün sonunda. Yüzü çok kuvvetli. Kafan temiz olduğu gün herkes yakalayabilirsin. O güzel bir deneyim. Aç olmak lazım yukarıya doğru. Bence gayet iyi olacak. Mahmut Şak'a devam edin yani. Hepiniz hak ediyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim bana yine bu kadar zamanı benimle geçirdiğiniz için. Sen de dediğin gibi hocanın dolayı teşekkür edersin adına. Böyle yani. Sizin işlemez mi? Başarıdan kastım sadece turnuvada değildir. Biz o adımı size attırmakla neyiz? Emre mi? Bravo. Asker olduk için bana söyledik. Bu şeydi de. Süper. Okey. Bazıları bilmiyor olabilir. Zagi en son maçına kaburgasında bir sakatlıkla girdi. Onun için çok bize sordular niye yere indirdiniz adamı diye. Çünkü bir yerde baskı alamıyordu. Bu adamın bir sol direğimiz, sol kroşemiz, sağ tekniğimiz var. Yani altı patlarla savaşabilir bir şey oldu ama yetti. Thank you.
Söylediğin kabul vesaireydi. Çoğu da çok görmemiş olabilir ama bir dönem minderimizde uyuyordu.
Çok yol kaldık gerçekten. Ben gurur duyuyorum kendisiyle. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Devamlı bizi takip ettiniz, desteklediniz, mesajlar yazdınız biz oradayken. Bunu işte destek olarak çok yakın arkadaşlarım sadece yazdılar devamlı bana böyle. Devamlı hepiniz yazdınız, takip ettiniz. İşte bunu destek olarak sizi çok seviyorum desteklediğiniz için. Ve hep yanındasınız. İlman'dan takip ediyorsunuz. Cevap, mesaj cevapladık hep şey. Aynen. Kendileri yemekte falan. Aynen. Yeni mesaj olur. Çok da garip yani dünyanın değişik ülkelerinden bize zamanında mesela buraya gelip böyle dostum gibi birkaç antrenman yapıp böyle giden insanlar bazıları bizi unutmuşuz mesela onlar mesaj gönderdiler. Dijitse güzel bir şey. Öyle ben niye araya gidiyorum? Başardan şeyde teşekkür ediyorum seni. İşte bu olay bu işte ama. Yani dinlerde konuşuyor olmanın daha önemli bazen. O kendini dövüşerek ifade ediyor. Ben konuşarak. Yani, bizim için çok önemli bir şey bu. Hep söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim baştan. Bu kuşak onun değil sizin. Tek başına o hale gelemezdi. Hiçbir zaman unutmamız gereken bir tek şey var takım arkadaşlarınız. Belli bir yere geldiğiniz zaman geçmişinize bakar gibi takım arkadaşlarınıza da dönüp bakın. Çünkü kendine olan bir şey değil bu. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Duvara top atıp beni söyleyebilirsiniz ama hiç tek başına olmuyor. Ben denedim, deli diyorlar. Onun için bu kuşağın üzerindeki biz çok terledik, kanadık, değişik ülkeler, düşüş turnuvalarına girdik, yemek turnuvalarına girdik. Yeni nesil ve kapılar açtı. Yaptığımız bundan 6-7 yıl önce yapmaya başladığımız şey burada bugün ben MMA'ci olacağım hocam diyen çocuklara kapı açtı. Burada bir tek şeye bakmamak lazım. Dagi başarılı bir sporcu ama iyi takım arkadaşları oldu. Ona destek olan insanlar oldu. Biz burada olduk hep onun için. Yani bu böyle toprak, suyun, güneşin, tohumun aynı yere aynı zamanda gelmesi iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ama bu denklemden bir şey çıkarttığın zaman her şey böyle yamuk yumuk gitmeye başlayabiliyor bazen. Diğer yerlerin çok daha ağır olması gerekebiliyor falan. Onun için iyi bir zamanda iyi bir yerdesiniz. İyi şeylere tanık oluyorsunuz. Bazılarınız belki bugünün ne olduğunu, ne olacağını hani tahmin edemiyor olabilir şu an nerede olduğunuzu. Ama bundan 10 yıl sonra buna devam eden insanlar, 10 yıl, 15 yıl geriye baktığınız zaman vay be ben orada edineceksiniz. Çünkü hızlı büyüyemezsiniz. Durum bu. Devam. Yumuşak sarılın. Bugün istediğiniz kadar treyledebilirsiniz. Tekrar sarılmak için hile mi yapıyorsun sen? Sarılacağım şimdi. Thank you.
Ne düşünüyorsun Kırgız dostumuz hakkında? Harika. Çok teknik değil mi? Kelimeyle harika. Yani buraya gelen misafirlerden kesinlikle ya yaptığım en iyi antrenman oldu. Hatta şimdi bir round daha isteyeceğim. Kendisi bizim Malezya'da Bruninho'nun öğrencisi. Kırgızistan'daki en üst seviye jiu-jitsucu olduğunu ben biliyorum. Kahverengi kuşak, orada bir siyah kuşak yok şu anda anladığım kadarıyla. Zaten şu an Brezilya'ya gidiyormuş. Transfer uçuş için buradaymış. Muhtemelen siyah kuşağını alır diye düşünüyorum onu. Evet evet, çok şey, başarılı. Jiu-jitsu yaparken ileri seviye insanlarla antrenman yapmak çok önemli. İnşallah sonra daha iyi kırmaz. Yok, kırmaz kırmaz o. Çalışmaya gelmiş belli.